Hoş geldiniz Bayram Bey. Hoş bulduk. Sizi kumaş fabrikalarınızın genel müdürü Yücel Bey ile tanıştım. Memnun oldum efendim. Size hizmet bizim en büyük zevkimizdir. Buyurun efendim. Buyuralım bakalım. Efendim, babanızın moda konusunda bana güveni sonsuzdu. Babam başka, ben başka canım. Şu incelik ve efendiliğinizle defileyi beğeneceğinizi umarım. Yağcılıktan başka ne iş yapar bu adam? Aman efendim, kendisi aynı zamanda memleketimizin en kıymetli moda uzmanıdır. Efendim, defile başlamak üzere. Biraz sonra fabrikalarınızda dokunmuş kumaşlardan hazırladığım son moda kreasyonlarımı izleyeceksiniz. Buyurun. Ne halsa görelim bakalım. Ya bu kılıklar ne böyle? Son moda efendim. Allah kabul et. Ya niye bir karış elbise giymiş bu avratlar? Fabrikada kumaş mı kalmadı? Yo efendim, moda. Hay bu modanın. İnsanın aklı karışıyor. Tuhaf tuhaf şeyler geliyor aklıma. Bunlar iyi işte. Kadın kısmı kapalı giyinmeli. Beğendiğinize sevindim. Kaça satacağız bunları? 20.000 lira ile 40.000 lira arası. Hepsini mi? Bütün kızlarını da mı? Yo efendim, elbiselerin tekini. Şuş! Anlamadım. Anlarsın. Bütün elbiseleri maliyetine piyasaya sürün, o kadar. Tamam mı? Tamam efendim. Yahu adam mı soyuyorsunuz? Bana müsaade. Nereye? Biz de gelelim mi? Tuvalete gideceğim. Beraber mi yapacağız? Allah aşkına rahat bırakın beni ya! Merhaba. Merhaba. Burada olduğumu Osman Efendi'den öğrendin değil mi? Evet. İstersen gel, defileyi seyredelim. Ben pek hoşlanmam böyle şeylerden. Hay yaşa! Ben de sıkıntıdan patlamak üzereydim. Gel şurada oturalım, sana anlatacaklarım var. Ver. Hakkımda çıkan son haberi okudun mu? Yo. Ya amma taktı bu gazete bana. Ben pek gazete okumam. Okuma daha iyi. Casus gibi adamlar. Ne yapsam alaya alıp yazıyorlar. Üstelik resimlerimi de çekiyorlar. Kızıyor musun? Kızmak ne kelime? Yazanı yakalasam yatırıp... Neyse, seni dertlerimle sıkmayayım. Şerefe. Yalnız senin yanında huzurluyum. Dilediğimi yapıyorum. İstersen buranın altını üstüne getireyim. Defileyi dağıtayım. Hazır gazeteci de yokken, ha? Yo, sakın! Sakın hiçbir şey yapma! Peki, sen nasıl istersen. Hadi içelim. Kendini nasıl hissediyorsun ortak? Bütün kaburgalarım haşat, bacağımda iki yerinden kırık. Bu adam yaşadıkça hepimize hayatı zindan edecek. Gitti paracıklarımız! Öldürmekten başka çaremiz yok. Nasıl? Neyle? Tabancayla. Ses çıkar! Zehirle! Belli olur anne! Bıçakla! Kan görmeye dayanamam! Olmaz öyle şey! Saçmalamayın! Öyle bir plan kurmalıyız ki ortak keklik gibi avlansın! Tamam! Av partisi! İyi akıl ettin ortak! Av partisi! Evet! Hep birlikte ava çıkacağız! Bir kaza kurşunu! Tamam! Haklısın! Herifin çapını ateşe alalım! Hiçbir tarafa kaçamasın! Tamam! Tamam mı? Tamam!
Rahmetli babanız her pazar bizi toplar, burada av partisi düzenlerdi. Ama avlanmak yasak yazıyor. Kendisinin özel arazisi efendim, yabancılara yasak. Şu para neler yaptırıyor insana ya. Peki, babam iyi bir avcı mıydı? Müthiş! Ne avlardı? Ne olursa, hiç kaçırmazdı. Korkunç iyi nişancıydı. Ben bu mereti pek elime almadım ama, nasıl atılır bu? Şu tetiği çekince patlar. Öyle mi? Allah Allah! Vay canına! Müthiş bir atış! Bravo! Üç boldurucum birden! Ya. Siz babanızdan daha iyisiniz. ne de olsa onun oğlu. Allah! Ay, bir tane daha! Sizden korkulur! Bravo! Bravo! Şimdi daha iyi bir av bulmak için dağılalım. Siz bu taraftan Cemilciğim. Bizler bu taraftan. Bayram Bey de ortadan. İz sürelim. Avı gördüğümüz zaman kuş gibi ötüp birbirimize haber veririz. Ben karga gibi ötsem olur mu? Olur. Tabii olur. Hadi dağılalım. Hadi. Hadi. Bak, bak! Kargalar birbirlerini vurdular. Geçmiş olsun pek sayın akrabalarım. Görünmez kaza işte. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kafanı mı kırdın? Hey Allah! Geçmiş olsun. Ah! Sağ ol! Ayağın kırıldı, uykuda dolaşamazsın artık. Oh. Geçmiş olsun. Al canım. Yahu senin de kırılmadık yerin kalmamış. Yahu amma sakar insanlarsınız. Hayvan vuracağız diye birbirinizi vurdunuz. Neyse canım fark etmez. Ha hayvan ha siz. Yahu bu insanlar çıldırmış. Bu kaçıncı? Param için beni öldürecekler. Polise gitsen, şikayetçi olsun. Yok canım, Allah'ından bulsunlar. Kararımı verdim. Ben köye dönüyorum. Hani giderken evleneceğin kızı da götürecektin? Tabii ama benimle gelmeyi kabul ederse. Allah aşkına söylesene, kim bu kız? Yahu sen de amma gerizekalısın. Hala anlamadın mı? Sensin. Benimle evlenir misin? Ağlıyor musun? Dokunaklı bir şey mi söyledim? Yok, hayır! Bilmeni istediğim bazı gerçekler var. Şimdi sus! Benimle evlenir misin? Yalnız ona cevap ver. Bayram! Peki! Hemen karar verme! Bu gece düşün, yarın cevap verirsin. Hani herifin kafasına yoğurt döktüğüm lokanta var ya... Orada buluşalım. Tamam mı? Peki! Provalar çok güzel! Aferin! Sayfa baskıya hazır değil evet mi? Efendim. Yazıyı birazdan yolluyorum.
Neredesin kızım? Hani yazı? Yazamadım. Ne oldu sana? Eskiden daktilonun başına oturdun mu, parmakların kuş gibi uçardı. Bundan böyle yazmayacağım. Delirdin mi sen? Bomba gibi haber yazılmaz mı? Çarıklı milyonerin esrarengiz sevgilisi. Hayır. Bu konuda tek kelime yazı çıkarsa, yemin ederim gazeteye bomba koyarım. Sen sahiden delirdin galiba. Aşık oldum ya. Aşık. Anlamıyor musun? Hadi oradan. Nesine aşıksın? Çarığına mı? Milyonlarına mı? Saflığına. İnsanlığına. Tertemiz dünyasına. Peki, onu rezil edenin sen olduğunu nasıl söyleyeceksin? Başkasından öğrenmeden kendim anlatacağım her şeyi. Suratına tükürür. Ne yaparsa yapsın. Çektiğim vicdan azabı bitsin artık. Söz ver bana. Basmayacaksın değil mi? Peki, söz. Sağ ol. Alo? Yazı işleri mi? Derhal baskıya geçin. Yazının başlığını veriyorum. Çarıklı milyonerin esrarengiz sevgilisi. Ne güzel bir gün değil mi Osman Efendi? Bugün pek neşelisiniz beyefendi. Uçuyorum Osman Efendi. Kısmetse evlenmeye karar verdim. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Gazete yazıyor bakın. Çarıklı milyonerin esrarengiz sevgilisi. Bayram Bey gelmedi mi? Buradalar, sizi bekliyorlar. Sağ olun. Selam. Aleyküm selam. Geç otur. Ne o, yalnız mı geldin? Fotoğrafçın yok mu? Affedersin. Sana her şeyi kendim anlatmak istiyorum Bayram. Fotoğrafımı çekmen için bunca zahmete girmene gerek yoktu. İsteseydim ben sana post post resimlerimi gönderirdim. Dinle Bayram, dün akşam... Dün akşam son haberini de patlattın. Büyük zafer. Çarıklı milyoner ve esrarengiz sevgilisi ha? Fakat yayınlanmayacaktı bu. Başka haberlerinde mi vardı? Haklısın bak. Bu poz nasıl? Böyle de çek. İlginç haber. Şimdi tam çarıklı oldum. Altı kaval üstü şişhane. Bayram, lütfen dinle beni. Yok. Şimdiye kadar dinledim seni. Çevremi saran bunca menfaatperest, yağcı kişilerin arasında doğru, art niyetsiz, sevdiğim tek insandın. Hiç kimse bu kadar alay etmemişti benimle. Beni rezil ettin bütün aleme. Rezil ettin be! Benim yaptığım bir savaştı bu iğrenç kişilere karşı. Oysa sen duygularımla alay ettin. Sana karım ol dedim. Hayatımı paylaşmanı istedim. Ama senin istediğin ben değil, fotoğraflarımmış. Bak! Sana en ilginç pozlarımdan birini vereyim. Bu fotoğraflarım hiçbir yerde çıkmadı. Böyle de çekmek ister misin? He? Don paça çarıklı milyoner. Hadi git, gazetene bunları da yaz. Yaz! Yeter! Allah aşkına yeter! Yeter! Yetmez! Bak! Böyle de çek! Davulcu milyoner, çek! Mağlup ettin beni sonunda. İstediğin oldu. Hadi şimdi git, defol! Defol! Defol!
Hah!